Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber futbol taktik kulüleri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalımızı izleyin. Hemen aşağıdan abone olmaktan, videoyu beğenip başta bize destek olabilirsiniz. Şimdi serimizin yeni bölümünde yeni sezondayız yine. Her bölüm bir sezon atlıyoruz ama bizim hedefimiz bu yıl bir üst lige çıkmamız olması lazım. Muhakkak şu anda zorlu bir takımlar var. Bergama haricinde simülasyon vermeyi düşünmüyorum. Çünkü sonra da sıkıntı çıkabiliyor. Yormaya şimdilik veresim var. Sonra da bize sıkıntı çıkarır. Yorma'nın defansı hiç yok gibi. Bunu rahat yenmemiz lazım. Motivasyona hiç gerek yok. Şunu ücretsiz yapın artık ya. Maça doğru gidelim. Hızlı bir şekilde. Bu bölüm uzun olabilir. Zaten haftada bir geliyor bölümler. Ondan dolayı rahat rahat güzel güzel izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Diğer serileri izlemiyorsanız tabii. Adam sağdan geldi, açıldı. Kardeş biz 5'te oynuyoruz ona rağmen. Güzel, bizde kaldı top. Kardeş oraya gitseydin ya. Gözünü seveyim, yürüseydin ya. Şimdi bir tane hakkımız burada boşuna gitti ya. Bu olayı nefret ediyorum. Top boşta git al. Hamit Altın top. Topu sakladı orada. Hadi bakalım Yomra Spor. Müdahalesini alamadı. Güzel. Şimdi Kılıbık. Defans adam çekti. Defansa 4 kişi var onların. Defansı kapattı. Güzel, ben severim bu işleri. Ama havadan pas veriyoruz. Çünkü İlhan orada mahvediyor galiba. Hareket edelim o zaman. Hala havadan. Bir daha hareket ettik. Artık pasımızı ver. Ağzını kırayım. Bitti ki. Bitti ya. Bitti. Hiç onu unuttuk ya. Keşke topu saklasaydık orada. Hareket hareket de ya. Havadan pas vermek istemiyorum. Çünkü çok saçma sapan bir şekilde sıkıntı çıkarıyor. Şimdi dostum. Sen kapma olasılığın biraz düşük gibi. Bir dakika. 8 oran veriyor. Senin olasılığını hareket et. Tüm her şeyimizi topu almaya harcayacağız. Sen pres yap. Artık topu kapabilir miyiz? Aldık ama topu bizden geri aldılar. Yapacak bir şey yok. Baskı, pres. Aynen aldı. Ya şurada topu saklasaydım demin. Ahmet de çok iyiydi. Top bizde. Bir atak şansı var. Top alaması çok güzel olur diyecektim de aldı ya. Güzel, top bizde. Pas. Ağzını kırayım ya. Gitti ya. Ya bir şey düşündüm orada. Ortam hani bazen oyuncumu geçiyor ya. Belki geçerse dedim galeye gol olur diye düşündüm. Belki bir ihtimal. Hadi bakalım. Görüntüler ikinci yarıdan. Pasımız geçti. O müdahale edecek. Müdahalesi orada kimse etmiyor. Arabacı, oraya git bakalım be. Gol. İşte bu be. 1-0 öne geçiyoruz. Güzel. Şimdi bu dakikadan sonra zaman oynayacağız artık bu saatten sonra. Bu iyi olmadı. Hamit oraya kapatsa da alamadı. Hareket. Güzel. Top bizde. Güzel. Şimdi buradan topu hemen Hamit atıyoruz. Hamit'in hakkı olduğuna göre buraya büyük ihtimal atamayacak. Hacı hareket etmem lazım benim oraya. Niye dışarı oluyor ki? Uzaklaştırma. O zaman şuraya hareket etsem o yakın. Buraya hareket et. Topu burada saklayalım Hamit'le. Bakalım saklamayı becerebilecek miyiz? Güzel, becerdik. Faul ve sakatlık. Kırmızı kart gördü bu arada. Yedeklere bir gidelim. Hamit sakatlandı. Bu hiç iyi olmadı. Kübülay. Şöyle bir bakalım bir. Bu adamın defans özelliği 30. Toroman. Bizim defansta adam Akdemir falan varmış. Akdemir'in yerine Toroman oynar aslında. Toroman şöyle gelsin. Şimdi biz onu değil de bize bir orta saha lazım. Pas özelliği yüksek kim var burada? Kübülay. Yok, Utku varmış. Utku gel bakalım oraya. Hadi bakalım. İki oyuncu değişikliği birden yaptık. O zaman bir dakika, ne yapıyoruz? Olay ne? Ha, duran top olduğu için pas veremiyor. Şey, istediğim yere pas veremiyorum. 2 Doruk. Arabacı. Hadi be kaleci, yeseydin iyiydi ama öndeki adam onu şey yaptı. Bir tık yürüme şansımız diyordu. 9 atak kaldı. Şimdi onlar topu, kaleci çok kötü bir yere attı. Şimdi orada ya topu saklayacak. Saklamada.
Tüm her şeyimizi. Acaba bu adam alabilir mi? Yok, şuraya hareket et. Alır mısın? Güzel, aldın. Hareket et buraya kadar. En azından topu almakla uğraşsınlar. Geldi. Faul yaparsa oyun bende. Yapmadan aldı. Bir harekete kaldı. Gol etme şansı yok. 1-0 bizde. Güzel. İstediğin yere git dostum. İstediğin yere. İstersen sağını her yerine tur at. Sonuç olarak bitti yani. Bir sakatlık verdik. Umarım ciddi değildir. Şöyle bir şunu geliştirelim. Bu adam yardımcı. Tamam, yardımcıyı öğrensin. Tamam, devam. Şimdi Hamit bir maç galiba sakat. Devam. İlk maçımızı kazanıyoruz. İlerle. Şöyle 3 puanı aldık. Güzel. 3 puan cepte. Bu arada biz puan durumuna girdiğimiz için o an orada ekran şey oldu bu arada. Devam. Maça doğru gidiyoruz. Bir yıldız onlar. Şöyle bir bakalım, burada bir şey var. 111 bin istiyorlar. Profile bir bakalım. 59'luk olan bir oyuncu. 27 yaşında. 33 pas. Transfere gelsek 33 paslık bir adam var mı? Yok. O zaman satmaya da gerek yok. O zaman şimdi şu maça bir bakalım. Rakip ne tarz bir dizisiyle geliyor? Yani dizisine karşı iyiyiz. Sadece şu 26'lık oyuncuyu çıkaralım bence. Bu sol kanat da iyi. 26'lık nerede? Toroman'ı onun yerine alacağım. Neredesin? Akdemir. Aa, o sol kanatta diye oynatıyorum o zaman. Şöyle bir şey var. Burada bir boşluk var. O boşluğu kapatmamız lazım. O zaman şunu alıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Toroman burada oynayacak. Burayı kapatsın. Rakibe karşı taktik yapıyoruz. Genelde bu bazı oyunlarda işe yarardı. Bakalım bu oyunda da işe yarayacak mı? Maçı oynuyoruz. Erbaspor. Hadi bakalım. Erbaa karşısında ne olacak? İlk atak onlarının. Evet, iki oyuncumuzu birden geçtiler. Yine her zaman olduğu gibi. Çalımını da attı. Golünü atamadı. Güzel. Top bizde. Şimdi atak şansı oraya kadar gitmiyor. Buraya kadar gidiyor. Hamit'e bir atalım. Hamit'in buraya kadar atması niye yok? Uzaklaştırma. Olma ya. Şimdiki. Hareket edersem hakkım gidecek. Doruk'a atarsam Doruk ya topu saklamak zorunda. Ya da Doruk topu saklayabilir mi? Neyse, buraya verelim. Aslında burada hiç saklayamayız ama en azından adamlar geride kalacağı için. O çalım attı arabacı. Bir hakkını yedirdi. O iki hakkı da yedi. Aa, şimdiki. 2-3 oyuncu birden geliyor. Buna bir oyuncu geliyor. 48 oluyor. 16 oluyor. Bunda şans var ama şu ikisinin gelmesi beni biraz şaşırtıyor. Kaleci tutuyor bir sefer. Risk almayacağım bir sefer. Aslında yakın mesafesi. Ya gelin ağzını kırayım. Gelin hadi bakalım. Aldı ya. Yani seni şöyle bir çekelim geriye. Her zaman pas atacağım diye arıyorum sizi. Yani kaleye vursak bir dert, vurmasak bir dert de. Dert üzerine dert. Hadi bakalım. Topu orada sakladı. İlla bana pres yap o zaman. Defanstan adam çıkarıp geleceğim ama o yetişmez. Yetişir ya. Yok, yetişmez ya. Yetişmez. Ağzını kırayım ya. Boşuna gitti yani. Defans açı verdim. Al da at dedim adamlara. Yani resmen açık verdik. Güzel, kaleci de kaldı. Şimdilik atak şansı bizim adımıza. Oyuncularımız hep de ileride. Kaleci buraya kadar atabiliyor. Buraya kadar bir pas. Ya hareket bitmiş ya. Bitmiş. Bitti ilk yarı. İlk yarı 0-0 bitti. Gol fırsatı bulamadık. İkinci yarıya devam edelim. Hadi bakalım. İkinci yarı neler yapabileceğiz? Hemen göreceğiz bakalım. Şimdi atak şansı bizim adımıza. Arabacıyla böyle bir pasımızı atsak. Kaleyi denesek çok sıkıntılı. Burada dalsak o geliyor. Burada dalsak o geliyor. Yani burada dalmaya çalışınca da artıyor. Arabacı değil. Altın Meşe'nin isabeti kaç? Ha, bunun isabeti daha iyi. Ama işte ne yaparsak yapalım, buraya kimse gelmiyor değil mi? Buraya bir gidelim. O 7. Kaleci yüksekti aslında ama 7. İhtimaller yüksek olsa da golü 7. Güzel. Şimdi akıllarda ilk tek soru. Neye o zaman öncekinde denemedim? Şimdi adamın bir hakkı var. Ağzını kırayım. Yedik diye yemesek.
Yani yediniz diye ne atıyorsunuz? Bu hiç iyi olmadı. Ne güzel yakalamıştık skoru. Şimdi burada pas. Kardeş saklamayacağız. Yürü. Şimdi bak yemez. Yemez. Aa yedi. Kaleci baka kaldı. Lan bunu bilseydim ben oradan da atardım ya. O ıstası yüksek diye hiç denemedim. Ha bak her seferinde şuraya geçiyorlar. Her seferinde geçiyorlar. O da geçti. Ağzını kıracağım ama ya. Bu ne ya? Karşılıklı goller oluyor. Şurayı kapatalım. Hep oradan yiyoruz. Bu sefer de buradan yeriz. Acaba yerler mi aynı taktiği? Yemez ağzını kırdım. Yemez. Bu sefer de yemeyeceği tuttu. Ağzını kıracağım ama ya. Bir daha gitmez ya. Bir daha gitmez. Bitti. Bu maç bitti. Bu maç gitti. Şimdiki sıradakine bakacağız. Yani bu gitti. Zamanında kapatmadık orayı. Sakla sen topu tamam mı orada? Ben adam getiremeyeceğim oraya. Mecbur bununla bir şeyler yapacağız. Kaysam daha iyiydi be. Sırayı bitir. 3 atak şansı. Bitir ya acı. Bitir ya bitir. Bilgisayar oynat. 2-2 bitti. Oraya kadar zaten maç bitmiş ki. Ağzını kırayım ya. Simülasyon versen dert, vermesen bir dert. Ağzını kıracağım oyunu ya. Bir ortasını bulamadık bu oyunun. İlerle. Kimle oynuyoruz? Ya eşit yıldızlarda bir takım. Kardeş satmıyorum kimseyi. Senin oyunun şuracım olmayacak ya. Transfer listesinde hiç doğru dürüst oyuncu bulamıyoruz. Yani saçma sapan. Onun olayı gerek yok. Şimdi takvime bir girelim. Tak şey rakip şeyine. Şimdi şöyle bakınca nasıl yapacağımızı emin değilim. Yani böyle kalsın taktik. Ya da şöyle yapalım. Şu adamı şuraya çekip şunu da böyle çeksek. Merkez açık bırakır gibi yapsak nasıl olur acaba? Böyle bir iş yapar mı? Maç oyna diyelim. Hadi bakalım. Kaleyi çekmemekten korkmamamız lazım. Gel at bakalım. Çalım atarsak o gelir. Çalım. Oha hepiniz geliyorsunuz. Al lan kaleci. Almadı kaleci. Sırayı bitir. Hiç kayma müdahalesine gerek yok. Zaten büyük ihtimalle bu o arabacının şunu şutu çektiği için ona müdahale yok. Bu adama da o sırayı bitir. Sırayı bitir. Devam gel gel. Gel ağzını kırdım gel. Topla gel. Gel lan it herif. Saklıyor topu orada ya. Gelmiyorum lan gel. Gelmiyorum. Gel. Ağzını kırdım. Gel. Sana bu fırsatları kimse vermez. Bak şey gitmesin dedim. Atak puanı gitmesin dedim. Sana kaç kere fırsat verdim gelmen için. Ben de burada saklayacağım. Bakalım ne yapabilecek. İlk bir oyuncuyla baskı yaptı. Şu oyuncuyu taşıyacak büyük ihtimalle oraya. Manyak tümak. Aa, hakkı gitmedi. Hakkı gitmedi lan. Yürüdü ve özelliğinde hakkı gitmedi. 43. Çok yüksek ya. Bir dakika şu oyuncuyu bir taşıyayım oraya bir. Hareket. Bu da 10 çıkıyor. Pres yap. Güzel. Topu aldık. Ne yapıyoruz? Doruk yoruldu. Doruk buradan bir pas atsın. Topu en azından ileri taşıyalım. Çünkü sıkıntı yani burada topu tutmamız. Yani orada saklasam da topu kaybedecektim kesin yani. Adamlar çok iyi çünkü. Baksana pası tak diye ileriye geçirdi. Of. Direğin içinden geçti top. Korner. Bunun şey markaj et. Markaj et. Hadi bakalım. Güzel aldık yerini. Güzel aldık yerini. İçeri bizde. Top da bizde. Faul yaptılar. 3 atak şansı veriyorlar bize. Veriyorlar. Güzel. Doruk'u havadan atamayız ya. Ya hava pasınıza başlayayım ya. Git al bunu ağzını kırdım ya. O hava paslar bok gibi ya. Affedersiniz ama ya. Bu kadar da olmaz ya. Bir adımla bak bir kutucukla kaçırdık. Bir kutucukla bir şut çekme şansımız vardı. Onu da kaçırdık. Şimdi ikinci ara. Hadi bakalım. Şimdi pasını verdi. Sıkıntılı bir durum. Sağ çapraz açıldı.
Yedik. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yedik. Hadi bakalım geç. Şimdi doruk yorgun. Pasını attı. Geçmiyor, ağzını kırdım, şutu geçmiyor. Kay bakalım. Alamadık. 18 fırsat var. Bu maçı çevirme şansımız var mı? Bakıyoruz şöyle bir. Ya yaptı yine yapacağı şerefsiz ya. Ben gelmiyorum acı oraya. Gelmiyorum. Gel. Bak şimdi bura gelecek. Orada da duracak. Bak yine aynısını yaptı. Al yine gel. Yoruldu yiyecek. Bitti. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Gol mü geliyor? Güzel. Kaleci kornere çaldı. Hadi bakalım. Bir oyuncumuz mu sakatlandı? Bizde bir sakatlık gözükmüyor. Şimdi oyuncuları markaja etmeme gerek yok aslında. Şimdi şu oyuncu şöyle, ama buradan şut çekme noktası. İlhan orada, tamam. Doruk orada. Bence oyuncunun yeri iyi ya. Tamam, sen de olsun sıra, hadi. Ne oldu lan? Gol gibi gözüküyordu. Ya illa içeri adam sokacaksınız ya. Şu merkezi almak için iki oyuncuyla birden basalım. Ağzını kırayım. Orayı alamadık. Merkezi aldık ama keşke onunla iki kişi bassaydık. Güzel, top bizde. Şimdi buradan atağa nasıl çıkarız? Çıkamıyoruz çünkü atak hala onlardaymış. Topu kaybettik. Güzel, topu aldık. Havadan pas. Ya başarılı gözüküyor. Çok saçma yere gidiyor yine. Atak bitti ya. Bitti, bilgisayar oynat bu saatten sonra. Kurtarma yani bitti. Kazanamadık. Kaybediyoruz. Taraftarınız şey. Neyse işte. Bas ondan. Devam. Şimdi iki maç oynadık galiba. 3 maç mı oynadık? Devam. Puan durumu 3 maç oynadık. 4 puandayız. Bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldık. Her şeyi tattık. Bergama'ya hızlı bir şekilde simüle edelim bence. Bergama'ya artık bir zahmet yenin yani. Şöyle bakıyorum, Doruk yorgun gibi. Doruk yerine Kübilay oynasın, olmadı orada. Kübilay bu maçı şu şekilde maça doğru bilgisayarı oynat. Haydi bakalım. İlk yarı 3-0 Çatalca. 4-5 güzel. 5-0 yeniyoruz. Güzel. Devam. Devam. Şurada dolamadı gitti ha Edip'in. Şimdi şöyle bakıyoruz bir. Deplasmandaydık. Puan durumumuz 7 ama işte sıkıntı. Bir üst lige çıkamazsak sıkıntı o da. Bize bir üst lig istiyorlar çünkü 2 yıl içerisinden. Reddediyorum hacı. Oyuncu satmak istemiyorum, hala teklifler geliyor. 1,5 1,5 Tuzla Spor. Tuzla Spor lider. Bir şey yapabilir miyiz ya? Motivasyon. İlham ver. Hadi bakalım maça doğru gidelim. Geç onları oynasam daha iyiydi ya. Onlar belki benden daha bir tık daha şey oynardı da bakalım. Ceza sahasının orada bir açıklık var. Buraya yüzsem o geliyor. İşte o gelen kişinin de şeyi kaç bilmiyorum. Bura kim gelecek? Ora kimse gelmiyor. Şu bir gelsin bakalım. Güzel, alamadı. Alamadın da orada niye duruyorsun hala ya? Güzel, golü yedi. Gol yemesi iyi oldu. Şu an 1-0 Tuzla karşısında önündeyiz. Hızlı bir şekilde geldiler ha. Çaprazda bir iki oyuncumuz var. Güzel, bizde kaldı. Şimdi bu oyunda topu nereye taşırsak? Bura havadan pas. Bura yerden pas. Şimdi bu adam uzaklaştırma olmasa iyiydi. Oraya yürütmek isterdim. Orada havadan pas oluyor. O zaman şöyle yapalım. Nereye yapalım? Şurada bir topu saklayalım. Burada geride bir oyuncusu. Önde iki bir oyuncusu var. Adam koridor manyağı galiba. Geldi, aldı topu. Biraz şansı var. Onun şut çekmeye şansı yok diyecektim de varmış. Ama güçsüz bir şut oldu. Pasımızı atalım. Ağzını kırdım. Pası geçirsen iyiydi. Şimdi onu alabilecek oyuncum da yok. O zaman yok ya. Oraya kadar hareket hakkım gidecek. Yani yapmam bir şey fayda etmeyecek. Adam çok güzel açıyı buldu. Güzel. Top bizde yine.
Oraya kadar atamayacağız galiba. Şuraya bir atalım. Kübele'ye atalım. Uzaklaştıralım. Maksat onlar buraya gelene kadar 3 hakkı var ya. Gelme şansları yok gibi diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Çok kötü bir pas demeyeceğim. 7 numara bizdeymiş. Uzaklardan deniyor. Bu hoşuma gitti. Uzaklardan deneyerek bu maçı bize verebilirler. İlk yarıyı 1-0 önde kapattık. Görüntüler ikinci yarıdan. Hadi bakalım. İkinci yarı biz mi başlıyoruz? Hayır, onlar başlıyormuş. Pas attı, geçiremedi. Top bizde yani şu anda. Eğer almazlarsa bizde. Güzel. Kardeş, geriye ne gidiyorsun? Senin ağzını kırdım ya. Şunu atalım bari. Şimdi bu burada yürürse bir yere atladık demin golümüzü. Herkes kötü gözüküyor ama burada bir 43 oluyor. O zaman şöyle yapalım. Güzel. Keşke onunla yer değişirse daha iyiydi. Ya aldı ya. Orada alamadıysa orada beklerken aldı. Yani yer değişirse daha avantajlı olurduk bence. Kötü bir pas denemesi. Bu sefer golü atamadık. Sağ kanata gitti. Orada bitirdi mi? Topu muhakkak almamız lazım. Güzel, aldık. Özelliğimiz de gitmedi. Hareket şansı. Topu saklayalım burada Kübülay'la. Hadi bakalım. Adam geldi. İki hakkı var. Alamadı, güzel. Alamazsa çok iyi. Hemen atağa gidip bir deneyeceğim. Geriye adam çekti. O kanatı kapattı. Bak bu hiç iyi olmadı. Mecbur böyle yürüyeceğiz be. Her şekilde ben önünde geçerim diyorsun ha. Geç bakalım. Vurmaktan başka çaremiz yok. Ve şu ağzını kırdığımı aldı yine. Defansa kadar biri gitti. Sıkıntı değil. Uzun paslarda kötüler. Bak zaten hep kötüler. Şimdi 3 atak. 4 atak. Topu sakladı. Oyun bizde ya. Oyun bizde. Oyun bizde. Burada müdahalemi yaptım. Bak ne yapacağım biliyorum. Bak lay lay lum. Lay lay lum takılacağım. Oyun bizde yani. Ne gerek var ki, topu alsam bir şey değişmeyecek yani. Şut çekme şansım yok, bir şey yok. Orada ilk denemede baş. Şimdi ne diyor? Kulübe yatırım yapan başkan diyor. Geç 4000 bizim işimize. Sahip olduğun ün artıyor. Ün puanına da gerek yok. Azmin ve kazanma arzun gözden kaçmaz. İtibar bonusu. İtibar bonusu 1 veriyor ya. Aslında o da alınmaz bence de. Neyse. Hiçbiri de bir işe yaramıyor gibi şu anlık. Şunu öğrenelim. Hadi bakalım. Şunu öğrenelim. Ün puanı bayağı kastık açıkçası. Tamam. Şunu. Şimdi ün puanla ne yapabiliriz? Bayağı bir ün puanımız var açıkçası. Şimdi şöyle bir girelim. Antrenör. Antrenör orada. Şu anda buradayız. Ceza yemeyeceğiz durumdayız. Yeteneklere bakacak olsak. İş. Kariyer. Aslında burada farklı ülkeyi de seçebiliriz aslında gitmek için. Çatalca'da 2 sezon, 5 sezondur futboldaymışız. Kulübe gelelim. Şimdiki 106, yani 106'ya verirsek bir tane altyapı yardımcı antrenör diyor. Para veremeyiz. Yardımcı antrenör. Yetenek ofisi. Şimdiki ofisi geliştirebiliriz. Ün puanı, sağlık merkezi. Ün puanı bizde gelmiyordu değil mi? Sağlık merkezine de basabiliriz ama bir kere bas şey yapacağız. Yükseltme basacağız. Ne yapacağım ben de karar veremedim. Geri çıkalım. İlerle. Şimdiki Tuzla'yı yenmemiz iyi oldu. Sürpriz bir galibiyet. 1.5'luk Orhan Gazi. 1 yıldız. Yarım yıldız. Şunu bir reddet. Şimdi devam et. Orhan Gazi karşısında çıkmadan önce bir bakalım. Orhan Gazi burada bir sağ kanattan gelen bir adam var. Şöyle bir şey yapalım. Bir dakika, bu burada oynuyor. Bu buraya şey yapalım. Bunun şeyi aslında sanki bu koridor gibi duruyor ama kardeş duruyor da hiç şey yapmıyor. Hamit bir dakika, şöyle yer değiştirelim. Onun önünü kessin. İleri tamam. Sol taraf biraz ağırlıklı ama yine de maça doğru gidelim mi? Çatalca'yı bismillah. Orhan Gazi. Güzel. Kazanmamız iyi oldu. Kaybetsek kötü oldu. Tuzla'daki puanı orada bırakmış olduk. Tuzla'dan alıp buna hediye etmiş olduk bir nevi. Güzel. Galibiyetle ayrıldık oradan. Orhan Gazi'den. Devam. Şimdi ilerle.
Sıradaki rakibimiz yine yarım yıldızlık Bingöl. Bingöl sonlarda yani kazansak çok güzel olacak. Bu maça sahaya çıkalım. Korkuyorum yani bu puan bırakmak istemiyorum. Şöyle bir İlhan'ı buraya koysak. İlhan burada pas trafiğimi engeller mi acaba? Bu da buraya atamıyor işte. Şöyle ortaya da koyamıyoruz. Pas trafiğimi engelleyebilir diye düşünüyorum buraya koyarsam İlhan'a. Ya zaten buraya adam yürütüyorduk. Ona pas vereceğiz bir nevi. İlhan'ın pası ne durumda? 30. Hamit'in çok iyi. Hamit bazen buradan atamayabiliyor. Bu önünde olacağı için atamayabilir. Böyle olsun o zaman. Devam. Maça doğru. Hadi bakalım oyna. Haydi bakalım. 25 dakika olmuş. Haydi bakalım. Şimdilik. Arabacıya bir pas. Arabacı çalıma girerse, girmese daha mı iyiydi? Sırayı bitir. Gitti bir hak. Hakkı bu arada otomatikmen sildi 20 şeyden. Kullandığın için otomatik 3 hak, 3 hak üzerine ilerliyor oyun. Şimdi o orada topu sakladı. Sırayı bitir. Hak yemeyelim. Taktiksel olarak hak yemek lazımdı aslında ama. Oraya kadar geldi. Güzel. Top bizde. Orta saha resmen kapak çiçeği gibi açıldı. Ama pas verebileceğim bir oyuncu da yok şu an burada. Şut çekmekten başka çarem yok. Yani hepsi de topa müdahale. Kaleciye gerek yok yani. Kaleyi boş bıraksalar bunların hepsi tutar. Güzel top bende. Bir bende kalırsa iş bitti. Bende kalmadı. Ne yapacak orada? Pasını verdi. Ya hemen boşluğu doldur. Hemen boşluğu doldur. 10. Güzel top bizde. Güzel gol de geldi be. İşte bu be. Gol de geldi. Güzel. Kazanıyoruz. Çok iyi. Şimdi atak şansı onlar da orta sahadan pasını verdiler. Bakalım nereye verecek. Şimdi. Güzel bizim defansta kaldı. Kardeş monitörün parlaklığı mı yüksek? Benim gözüm kısık kısık bakıyorum. Evet biraz parlaklığımı kıstım. Umarım videodan bu kısmı kesmeyi unutmam. Kübilay. Pası iyi olan Hamit'e verelim bence. Hamit'e verdiğimizde buradan arabacıya veririz. Arabacı da buradan kaleye döner ve kaleci tuttu. Bir sefer herkesi geçtik. Herkesi geçtik. Yani denemekten başka çaremiz yoktu yani. Görüyorsunuz hakkımız bitti. Yani pozisyonu orada saklayabileceğimiz bir durum da yok. Zaten defansların önünde asla top saklanmaz. Çünkü defanslar top kapması çok iyi olan topçu. Ya orta sahada saklayacaksın ya da kendi bölgende saklayacaksın. Necip mi varmış? Güzel top bende ama sen niye rakibe verdin? Şimdi bir de gidip ondan almaya çalışacağız. Güzel. Ama boşuna gitti. Hamit'e verirsek. Hareket. Burada topu saklayacağım. Hep siz mi saklayacaksınız uzaklarda? Bana verdiler. Ama birer birer yürümek istemiyorum. O zaman şöyle uzun yürüyelim. Arabacı değil de. Bir de şuradaki adama şans versek. Altın meşeye. Aa, şeyimiz yokmuş. Yani nereye gidiyor? Oy gol oldu be. Nereye gidersek gidelim. Zaten sıkıntıydı. Güzel. Şu an 15 atak kaldı. %50 maçı kazanma olasılığımız var şu anda. Maçı kaybetme olasılığımız %99. Yani kaybetme olasılığımız da yüksek ama kazanmamız lazım. Şu, bu topu burada biz almaya çalışalım. Top kapma. Şimdi bu adam... Aa, benim pozisyonum bitmemiş. Güzel. Pası ver. Ben ne yaparım? Ya bari şu kaleciye gitseydi. Gitmedi. 9. O zaman 3 onlar yer. 3 ben yerim. Onlara geçer. Güzel. Şimdi bunu atamazlarsa avantaj bende. Güzel atamadılar. Ama top onlarda kaldı. Şimdi pası buraya verince verelim. Bak taktik yapacağız. Direkt bizim adama. Çünkü oradan topu alıp buraya gelene kadar işi biter yani. Maç bizde. Şey yapamadı. Sırayı bitir yapabilseydik. Oo, bayağı geldiler. Gol atabilirlerdi yani. Düşünsene 1-0 öndesin böyle top çat gol oluyor. Sinir olursun. Son saniye gol yemek en sinir bozucu şeydir oyunda. Şimdi devam. Yanlış bastım. Parlaklık kısıtlama iyi oldu ya. Ben de diyorum şöyle gözlerimi kısa kısa şey yapıyorum. Rahatlattı. Rahatladım. Her oyunda bas karanlık oyunlarda açman gerekiyor da parlaklığa. Devam.
Ya bak burada beyaz. Beyazlıktan nefret ediyorum ya. Gözünü almaktan başka bir şey yapmıyor. Devam. İlerle. Sezonu bitiriyoruz galiba. Bitmedi. Kontratlar varmış. Aa, kontratlara hiç bakmamışız ha. Oğuz, bir yıl uzat. Bir yıl uzat hepsini. Şuna 4 ver. Kaç? 33 yaşındaymış lan. Ne, evet. İlhan futbolu bize bırakacak o zaman. Bu adam bizde oynamaz. Şöyle bakıyoruz da. Uzatsak sat ya. Sat gitsin. Bir yıl 19 yaşında kadar mı? 20 şut ya. Yani oyuncu geliştirebilsek bu oyuncu gelişir aslında. Bu oyuncu güzel geliştirebilir. Bir oyuncu. Bergama'ya onu da vermeyeceğim. Bu kime gidiyor? Yok, satmayacağım lan. Hadi rakipleri güçlendirmeyelim. Devam. Evet, şu an puan durumumuza bir bakalım. 7 maç oynamıştık. Bir kazak alayım. Ufak bir üşür gibi oldum. Şimdi şöyle bakıyoruz ki 16 puanda şampiyonluk şansımız bilene var. Tek mağlubiyetimiz var. Onun dışında çok iyi gidiyoruz. Şimdi kime gidiyoruz? Samsunspor. Aa, ikinci lig maçıymış. Yani bu maçı şöyle yapalım. Simülasyon, bilgisayar. Yani oynayıp da elimize bir şey geçmeyecek. Yani Samsunspor gibi bir takımı yenemeyiz. Samsun beni teknik direktörü alırsan mutlu olurum. Süper Lig'de uçar gideriz. Süper Lig dediğin değil mi? Gerçi bu oyunda olmayabilir. Ün puanı. Eğer turun takımı seçilirse bir miktar ün kazanırsın. O seçilmiyor nedense. Ha. MO öğretelim adama. Defansif forvet. Hamit. Öğrensin bakalım be. Devam. Büyük ihtimal ondan da 15 bin. Kupadan 15 bin aldık. Güzel. Oyuncuların maaşları çıktı. Şimdi devam. Samsun'a tekrar bir maç var. Hadi bakalım. Rövanşlı olması sıkıntı ya bu. Zaten yenileceğimiz belli bir şey. Risk yoksa kazanç da yoktur. 5 kez seviye 1 beceri mi? Bir başarı mı aldım ama anlamadım. Neyse. Risk yoksa başarı da yok demiş. Bu arada 0-0 kaldık. Yanlış değilse. Oradan şey aldık. Güzel. Devam. O, bu arada stadyumu açan taraftarımız var. Stadyum gelişmesi lazım. Bir üstüne çıkalım da ondan sonra bakarız. 1,5 yıldızlık bir takımdan daha yüksek bir yıldızlı bir takım teklif gelir mi bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Transferler. Yine berbat transferler var mı? Pası iyi olan bir Başar var burada. Defans ama biz bunu orta saha olarak eğitebiliriz. Ama kafa özelliği varmış. Sıkıntı yok. Bence bu Başar'ı alalım. Başar'ı aldık gitti. Şimdi bu adamın hiçbir şeyi yok. 20 bin hiç değmez. Yaşına da bakmadık gerçi. Geç, biz ne aldık ki? Bir üstlüğe çıkacağız. Şimdi şöyle bir bakalım. Teklifler var mı? Üstün yetenek. Bir yıldızlı bir adam çıkmış. Ona bakarız. Bir adamımıza teklif var. 42'lik. Ya 42'lik adama teklif yapmayın ya. Bu adam kupa kaldırmış galiba zamanında. 42'lik ya, teklif yapmanızı istemiyorum. Daha fazla isteyelim. Çünkü onu satmak istemiyorum 42'lik birine. Şöyle bir bakalım. Utku 23'lük. Utku. Utku, senin kontratın. Daha yeni yenilemedik mi bu adamların kontratını? Sat desek, satmak istemiyorum. Rakibe gitmesin. Beklenti yüksek. İlgi yüksekmiş. Başar. Başar'ı kimin yerine alabiliriz? Orta saha oynatacağız. Orta saha oyuncusu olarak. Şurada bakıyoruz. 27 yaşında. Şu damsızı defansif özelliği 20. Ben kalabalık bir defansı çıkar mıyım acaba? Çıkmam galiba ya. Bunu satalım. Yomra da bizim oyunculara talip ya resmen. Ali 19 yaşında. Sat desem Yomra. Al senin onu olsun. Yomra bizden şey topluyor. Oyuncu topluyor. Ali sen de. Bu adam çıktı mı? Bu adamda hiçbir faydası olacağını sanmıyorum. Sen de al. Şöyle bakıyoruz. Utku. Sat. Satmayacağım. Hadi bakalım. 3000 ya. Satıyorum Utku'yu da. 20 yaşında. Uzun yıllar takımda kalmayacağımız için. Tamam. Kalır bu şekilde. Bunu bir yıl uzat. Bunu da uzat. Bunu da uzat. Ortalama. Kubilay. Kubilay kaç yaşındasın? 31 yaşında. Sana şöyle bir uzatalım. Aslında seneye şeyin de düşerdi de. Aa, bu futbolu bırakıyor anlaşılan.
Sat desek kaça satıyoruz seni dostum? Ha, bu oyuncu satılamazmış. Yüksek bir oyuncu ama altı bu sezon sonu, bu sene son senesi anlaşılan. Şimdi bizim aldığımız adam nerede? Orta saha olarak başardı değil mi? 32. 32. Kübülay'dan iyi oynar. Orta saha. Ama Başar sol tarafta oynuyor. Bizim tabi Doruk'umuz vardı. Doruk'umuz 33'lük tabi de. Allah 29 yaşındaymış. Hiç dikkat etmedik. İlhan. İlhan'ı biz satmayı deneyelim. İlhan'a talepler var. Ama çok düşük ya. Emekli olacak diye düşük galiba. Ya kalsın bizde ya. Yani bu paraya satmam İlhan'ı da. Ama İlhan'ı yedeklere çekelim o zaman. Başarı orada şey yapalım. Şöyle takıma gelelim. Başar şu şekilde. Başar orada. Solda büyük ihtimal bu adamın özel yeteneği vardır. Akar gider diye düşünüyorum. Seni buraya çeksek Doruk'un yerine. Pasın kaçtı senin? 33. Bu kaç? 30. Bir dakika kaç? 33 galiba. 33. Bu Başar. 33. 42 de bu. Ahmet. Böyle bir garip bir şey olacak. Yani bunu şöyle orta sahada geliştirebiliriz aslında. İlla kanat olacak diye bir şey yok da. Kanat oyuncuların özelliği, adamlar var ya, yürüyüp gidebiliyorlar özelliği varsa tabi. Hemen onu da bakalım. Antrenman. Başar, başar, başar. Başar. Ne bu özellik? Kafa topu özelliği varmış. Onu değiştirebilsek güzel oldu. Şimdi Yomra. Yomra'ya puan kaybetmek istemiyorum. Simülasyona da veresim var ama puan kaybetmek istemiyorum. Şu adam. Hadi bakalım bir maça çıkalım. Maç oyna diyelim. Yomra karşısına bakalım neler olacak. Haydi bakalım. Şimdi top bizde, arabacı. Gelmesen şaşardım. Gel bakalım bir. Almasan şaşardım. Evet. Dakika bir de şey kaybettik. Güzel. Sırayı bitir. Çünkü müdahale. Aa, bu müdahale edebiliyordu dem orada. Esse de müdahaleden sonra hakkı şey, şut çekme şeyi kalmıyordu galiba. Şimdi burada topu sakladın. Presimi yapalım. Şimdi şuraya adamı getir. Boşuna oldu ya. Boşuna oldu. Hiçbir şey olmadı. Adam pasını attı. Adam oldu. Sola çekti. Yani Yomra'ya da yenilmeyiz değil mi? Yani aferin size. Şimdi bir top alacağız diye bir de atak harcadık zaten. Hamit orada. Hamit orada ama. İki oyuncu. Alır mı Hamit'ten ya? Kontrol et bakalım Hamit. 33 kontrolüm var. Güzel, topu bize saldılar. Yok, salmadılar. Bir şeyler deniyorlar. 3 oyuncu bir pres mi yapacak? 2 oyuncu da pres yapıp almaya deneyecek o zaman. Bu da bir başarı. Adamlara sonuç olarak hepsini pres yaptırarak. Pres. Zayıf. Güzel, top bizde. Sıkıntı ne biliyor musun? Şura doğru bir yürüyelim. Aa, 3'e... Neyse. İstediğin kadar pres yap dostum. Adam getiremeyeceksin oraya. Getirdi de. Alsan da sıkıntı yok. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. İkinci yarı onlar başlayacak. İlk yarı biz başlamıştık. O fırsatı değerlendirebilsek güzel oldu. İlk yarıda tek bir atak yapabildik kaleyi bulan. Onun dışında bir hatamız yok. Şimdilik görüntüyle ikinci yarıdan. Top bizde. Geri almazlarsa sevinirim. Pres için bir adam çağırdı. Presini yaptı. Bu adamla almayı deneyecek. Ve aldı da. Ama unuttuğu bir şey var. Benim de orada iki adamım var. At gitsin ya. Aa! İlk defa başarılı oldu uzun topum. Hiç beklemiyordum. İki oyuncuyla baskı yapıyor. Hadi be, top bizde kalsa güzel oldu. Topu orada saklamayı düşünür mü? Düşünmedi. Doruk, alamıyor mu ya? Pres yap o zaman. Ya risk atmak istemiyorum. Arabacı. Yok ya, gol atamıyoruz resmen var ya. Acayip derecede sıkıştık şu an. Bir onlar top kapmaya çalışıyor, bir biz. Bir oyuncuyla baskı yaptı. Bir oyuncu daha getirdi. Bir de onunla bastı. Bununla da almayı deneyecek. Namsızla.
Onu da başardı. Başaramayacak gibiydi bir an. Arabacı çok düşük ya. Çok düşük ihtimal orada top kapması. Bu ihtimaller yanlış oldu. Topu alsak bir tane atak şansımız yok. Sırayı salsak mı acaba? Yine iki oyuncu bastı. Ama basmana rağmen atak şansları gitmiyor. Basma özellikler var o zaman onlarda. Uzun top. Bizde kaldı. Ama gidip alabilir. Şut çekemez. Bizim de 3 şansımız var. 1 gitti. 2 gitti. Ağzını kırayım ya. Simülasyonu versin daha iyiydi ya. Ağzını kıracağım ya. Simülasyon versek daha iyiydi. Ağzını kıracağım ya. Beraberlik beklediğim bir maç değildi bu. Bu maç galibiyet bekliyordum yani. Yarım yıldızlı bir takıma karşı şu anda saçma sapan bir şekilde top kapma yarışından, yani affedersin, sidik yarışına döndü resmen orada top kapma şeyi ya. Böyle bir şey mi olur ya? Ağzını kırdım o oyunu. Hadi ilerle be. Sen de bazen böyle bir yükleme ekranı gibi takılıyor. Yamalar yüzüne zaten oyun geç açılıyor. Bir de burada takılıyor. Vermiyorum lan oyuncu. Vermiyorum. Kaç yıldız? Erbaa bir yıldız. Maça doğru. Bir dakika, geri gel. Motivasyon ver. Maçı oynat. Hadi bakalım. Ağzını kıracağım. Çatalca. İkinci yarı. Motivasyon keske bassaydım. Güzel. Maç sonucu. Devam. 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 Hadi bakalım. Galibiyeti aldık. Puan durumu. 20 puan. Yani demir kazansak 22 puan. Hadi bakalım. Şimdilik durum nedir? Üst lig için. Bu Düzce Spor. Daha önce ne oldu bu Düzce'ye karşı hatırlamıyorum ama. Maç yenilmişti galiba. Motivasyon bas. Geri. Maça doğru. Bilgisayarı oynat. Motivasyon. İlham. Geri. İkinci yeri oynat. 1-1. Motivasyonlar o kadar taşıdı. Geliştirme. Sen nereye oynuyorsun? L. Öğren. Grup bonusu. Tamam. Geri. Tamam. Robota bağladım. Çıldıracağım ama ya. Galibiyet beklediğim bir maçta kazanmamak. Geçen sene şampiyonluk şansımız varken şampiyon olamamak gibi sinir bozucu olaylar. Şimdiki. Hadi ilerle dostum. Burada neler var? Reddet. Profil. Geri. Maç. Motivasyon. İlham. Geri. Maça doğru. Bilgisayar oynat. Hadi bakalım. 3-0. İkinci araya başlat. 4-0. Maç bitiyor. Güzel. İlerle. İlerle. Geliştirme. Hadi bakalım. Kim? Şuna. Haydi bakalım. Bize kontrol ürünleri atacaklar ama bizden ne isteyecekler onu merak ediyorum. Bir üst lige daha mı çıkmamızı isteyecekler acaba? Devam. Puan durumu. Oho, kazanmamıza rağmen alttayız ya. Böyle bir şey mi olur? İleri. Ha, şurada berabere kaldık. Kontrol atlar. Altuğ, ne durumdasın? Seni uzatamıyorduk galiba. Kaleciyi uzatalım. Kaleci, biz nasıl arada kaçırmışız? İlerle. Tuzla Spor önceden yenmiştik. Puan durumuna bakıyoruz. Önceden şansa yenmiştik biz aslında Tuzla'yı da. Forvetlerimiz 40. Şöyle bakıyoruz. Geri gel. Maç. Motivasyon. İlham. Maça doğru bilgisayar oynat. Motivasyon. Bilgisayar. Hadi. Güzel. Çat, Tuzla'yı yine yeniyoruz. Güzel. Güzel. Hadi bakalım. Şimdiki. Devam. Devam. Transfer sezonu kapatmış. Sezon bitti neredeyse bizim ligde. Devam. İki maç kaldı. Orhan Gazi. Ne durumdayız? Bir üst lig için. Bir dakika lan. Çık bir. Tuzla liderlikten buraya düştü. Maça doğru. Motivasyon. İlham. Maç. Bilgisayar oynat. 2-0. Motivasyon. Ağzını kırdım. 2-1 kazanıyoruz. Güzel. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Son maç. Son maçlarda iki kere başımıza geldi. Maç kaybederek şampiyonluk şansı gidip bir üst lige bile çıkamadığımız olmuştu. Şimdi son maç kime karşı? Haydi bakalım ilerle. Bingölspor'a. Kaybedersek bir sıkıntı yok. Yani Tuzla Spor'un işi bitti. Ama kazanırsak belki de
şampiyon olabiliriz. Motivasyon, ilham, geri gel, maça doğru. Bilgisayar oynat, hadi bakalım. Ben oynamayacağım. Motivasyon, ikinci ara. Güzel, 1-0 kazandık. Acaba şampiyon olabildik mi? Tamam diyoruz. Yüklenmesini bekliyoruz. Tamam, tamam, tamam. Puan durumu alamadık. Neden? Çünkü şurada Orhan Gazi kimdi lan o? Yorma maçını kazansaydık 35 puanla şampiyonduk. Ama olamadık. Devam, ilerle. Evet, sonuçlar ekranına geldi. Tebrikler diyor. Sezon bitti. 3. sırada. Son 32. Devam. Şimdi burada istatistikler var. Şöyle yavaştan bir geçelim. En çok katkı, en çok mağlubiyet falan. En çok gol atan Erbaspor olmuş. En az gol atmada da Bergama. 4 golden fazla atamamış. Bergama çok sıkıntı. En az gol yeme biz yemişiz. 5 gol yemişiz. Başka Çatalca'nın ne var? En çok kurtarış yapan da biziz yani, gördüğünüz gibi. En uzun mağlubiyet serisi 11 maçmış. En uzun gol yememe serisi 6 maçmış. Başka neler var? Yukarıda da var mıydı acaba bizle ilgili istatistik? En az gol atan başarı ne? Az gol atan başarılı takım. Ha, yani bir gol atıp maçı mı koparıyorduk? En çok beraberlik yaşayan takım da bizmişiz yani. Beraberlik olmasa şampiyonmuşuz. İlham. Bir maçta en çok asist yapan oyuncumuz. O var. Başka Altu bizdeydi. Sağa çıkan en yaşlı oyuncumuz oluyor. Doruk da en kötü disiplinler arasında. Zaten bir kırmızı. Yani Volkswagen Champions'te yaşadığımız durumu bakın. Bakın koskoca bir sezonda sadece bir kırmızı bir sarı. Volkswagen Champions'te bunu bir maçta yaşıyorsun. Acayip şekilde sıkıntılı bir oyunu VSC, bu sarı kart sistemi sonradan geldi ve denge yok yani. Şimdi bizim istatistikler bu şekilde. En farklı galibiyet 5-0'lık. Bergama'ya karşı en farklı mağlubiyet Düzce'ye karşı 1-0'dan fazla mağlup olmamışız. Maçta atılan goller 6-1. Erbaa'ya atmışız 2.7. En iyi sonuç maçta yeniden goller. Düzce. Düzce'den 4 mi yemişiz? Hadi Düzce'ye 4 mi atmışız? Ya da neyse, o farklı bir şey o zaman. Devam. Şimdi arabacı neyi kazanmış? Sıraya girmiş. Tamam, neyse şöyle yavaştan geçmeye çalışayım. Çok fazla şu hepsini teker teker bakmak sıkıntı. Yani birinci yok galiba bizden. Devam. Şimdi yeni sezon diyelim. Şimdi bize ne diyecekler acaba? Şimdi sözleşme uzat. Bir sezonluk sözleşme. Üçüncülükte kal. Yani hedef bu. Eğer yönetim ruh halinde veya memnun olsa 20 daha. Saygınlık arttı 23 diyor. Şimdi yardımcıya bir bakalım. Bize ne görevleri getirdiler? Üçüncü ligden 1,5 yıldızlık. 1,5 yıldız. 1,5 yıldız. Hacı. Yani biz zaten 1,5 yıldızlık. Puan durumuna bir bakmak istiyorum. Bu ligin en kötü takımı biz değiliz. Ama kalabilir miyiz? O var. En kötü takımı Erbaspor. Bir de burada Kozan varmış. Yani birkaç maç kazanırsak kalırız diye düşünüyorum. Çünkü bakıyoruz ki burada Kocaeli şey, bir dakika. Kulübe bakalım. Yani 39 40 49'luk bir tane Kürşat var. Oyuncu bulmak zaten bir başlı başına dert zaten. Bu kulübe bakalım. 40 45 52'lik bir tane defansları var. 56'lık forvetleri var. Bak bu benim cezbette. Bunlar hedef neymiş? 7. sıra üzerinde bitir. 7. sıra üzerinde bitir mi? Bunlar hedefler daha zormuş. Ama takım iyi yani. Belki de bir üst lige de çıkarabiliriz bunları. Bayburt'u. Tuzla Spor. Tuzla Spor ne istiyor? Amatör ligde 5 ve üzeri bitirdi. 3 ve üzeri. Bunlar bir üst lige yükseldi istiyorlarmış. Ha, bunlar gidilmez. Bunlar 7 ve üzeri istiyor. Ya Çatalca'yla sözleşmeyi uzatmayı düşünüyorum aslında. Çünkü ligde kalmayı başarırız diye düşünüyorum. Kulübe bir bakmak istiyorum. Kendi kulübümüz, takımımıza bir bakalım. 33'lük adam var seneye. 32'lik var, 42'lik var, 40'lık forvetlerimiz var. 35 yaşındaki 32'lik gidecek. 46'lık bir tane bize 50'lik bir adam var. Lazım. Sözleşmeyi uzat diyelim.
Bence riske girmeyen maç başına 1500 alırım. Zafer'de 2600 zor, her maç kazanamayacağız. Gollerde aslında bir tık daha avantajlı ama her maçta bir golümüz olur mu bilmiyorum. O zaman şunu seçelim. Devam. Transferlerde hala iyi oyuncu çıkmıyor açıkçası. Bu biraz sıkıntı. Şimdi burada 3. ligden, aha bak 6. ligden buraya çıktığımız için buraya 20 oldu. Buraya çıkarsak da, gerçi buraya 20 miydi ya? Burası 5 oldu. Bize oyuncu lazım. Bir forvet lazım. O zaman Çatalca'da kalacaksak bir üstün yetenek çıktı. Ona bir bakalım. Tayfun. Evet, çok üstün yetenekmiş. Gerçi altyapımız da gelişkin değil ki. Teklif varmış. Daha fazla istedim şunları da. Şimdi burayı kapat. Şimdi puan durumuna bakıyoruz. Bu ligde bizler işimiz zor. Hedef düşmemek. Düşmezsek sıkıntı yok. Düşersek o zaman ne olur bilmiyorum açıkçası. Yönetim bize ne karar verir onda. Oha, oğlum ben sizin kontratlarımı imzalayayım. İmzalamıyorum lan. Hep ama imzalamayacağım. Yok, imzalayayım. Devre arasında gider bunlar. Yeni sezon hacı, ben bunlarla sözleşme imzalamam yani. Baksana şey, bunu uzatamayız zaten. 2 ay sonra gidecek bu. Şöyle bir bakıyorum be. Neye bakacaktım ben? Aha. İstatistik neredeydin? Ceza yememiz için buralarda tutmak lazım. Ama alt lige düşersek büyük ihtimal ceza yeriz. Hedef ligde kal yani. Umarım başarabiliriz. Ama transfer bulmak zor. 67 milyonla. Bak bunlara bak. 8 ay kalmış. Mecbur uzatacağız. 5 ver buna. 5 ver buna. Bunu uzatamıyoruz. Buna ver. Buna ver. Buna ver. Bana ne kaldı? 8 ay sonra. Seni bir satalım. Al senin olsun. Bende bir şey kalmadı. Yeni. Para bitti. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümde, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bir kısa sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.